Nurettin Bey, düğüne hoş geldin ya. Ya ne hoş gelmesi kardeşim. Niye moral bozdun? Ki dışarıda sanki milli piyango satıyorlar ya. Allah Allah. Vallahi bile ya, milleti yedi bitirdiniz kardeşim. Ne olacak böyle bu işte? Ya ne olacak abi, millet soyunuyorlar. Ya gitsin camide. Hayırsever çuktur, elini uzat. Vallahi vatandaş verir. Ama veriyorlarsa gitmezsin. Bu kadar basit, çok zor bir şey değil bu. Değil. Çok zor bir şey değil yani. Ya tamam. Sünnet, yani oğlunu evlendirin. Üç tane oğlunu evlendir, senin hakkındır. Abi sünnet işi böyle, milleti bir daha git ya dışarı bir bak. Yani ya toprak atsan yere düşer. Amca bir de şöyle bir şey var. Sen değil canım, sen ne çıkarsın? Sünnet yapan akrabalarımız bu konuşmalar genel itibariyle yapıyor. Sünnetlerini yaptıktan sonra işte sünnetler kalksın, sünnetler olmasın gibi söylemler yapıyor. Doğru, aynen. Sen başta... Yapmadan önce başka tamam. Konuşuyor, sonra başka. Yapma, eyvallah. Gitme, kimse sana bir şey demez. Benim şu an önümde ne bir sünnetim, ne bir günüm. Nur abi değil o, kek kartatı her kış da. Şimdi ben hepsini aldım. Tamam. Bizim köydeki motoru satsam o zaman onlara yetiyor abi, vatandaş Allah razı olsun. Vallahi millet toplanmış. Vallahi ya bu kadar olmaz ki ya. Tamam. Ya çocuğunu evlendir. Üç tane çocuğunu evlendir, senin hakkındır. Gelmeyen de şerefsiz. Yerken layıkın bu kesinim oğlum. Mecbur evlendireceğini abi, sen tutmuşsun. Ya bizim bazı kişiler var yani, bayanları sünnet ederler. Ya çocukları bittiyse şimdi bayanları sünnet edeceğiz.